Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tahmin edeceğiniz üzere bir Euro videosu gelecek. Dün sabah 9 Euro geldikten sonra ben de aldım. Bir 12 saat falan Euro oynadım sanırım. O yüzden bu 12 saatlik Euro serüveninde size gameplay çıkardım biraz. Hem ilk defa bir gameplay yapmış olacağım. Yani tam gameplay değil de oyun içi klipler göstereceğim birkaç tane. Hem de skill'lerin nasıl daha efektif kullanılacağını anlatacağım size. Umarım bu videodan sonra siz de Euro hakkında biraz daha fazla bilgiye sahip olursunuz. I'll fight anybody. I'll fight everybody. Run. Evet, önceki Euro videosunda aslında Euro'nun skill'lerini anlatmıştık ama video izlemeyenler var diye burada çok hızlı bir özet geçeceğim skill'lere. Birinci skill'i, yani fake at diye geçiyor sanırım, o da mouse bir tuşuyla bıraktığınız zaman ileri doğru giden bir fake ayak izi oluşturuyor. Karşı takıma bu arada bu gerçekçi bir ses veriyor fakat ayırt edebiliyorlar çünkü bu ses biraz daha kalın. Ama yine de sizdeki gibi o cıvık cıvık ses gelmiyor onlara. Sağ tık olarak bıraktığınız zaman da yere bırakıyor. Bunu direkt başlatmak yerine gidiyorsunuz map'in diğer ucuna, uzaktan bir yerden başlatabiliyorsunuz. Evet, ikinci skill'e geldiğimiz zaman da ikinci skill'de flash'ı. Aynı şekilde iki tane var. Flash'ı da diğer ajanlardan farklı olarak biraz daha Counter Strike'da gördüğümüz flash'a benziyor. Yani pop flash olarak kullanabiliyorsunuz. Ve duvarlardan sekmesi gerekiyor patlaması için. Yani siz bunu direkt havaya attığınız zaman bu patlamayacak. Ve şöyle bir ayrıntı daha var. Ondan da bahsetmiştim size. Bu duvara çarpmadığı sürece karşı takıma gözükmüyor. Yani ben bunu böyle attığım zaman duvara çarpana kadar karşı takım göremiyor bunu. Onların görebilmesi için şu herhangi bir yerden sekmesi lazım. Yani şu ikinci aşamada görebiliyorlar. Yoru yapan üçüncü skill de bizim teleport skillimiz. Bu ya aynı şekilde ayak izi gibi sağ tıkla bulunduğunuz yere bırakıyor. Sol tıkla da bırakıyorsunuz ve karşısında bir engel çıkana kadar ilerliyor. Mesela ben bunu sol tıkla bıraktığım zaman tekrar kullanım için E'ye basıyorsunuz. Bu arada E'nin üstünde şu an ne kadar vakit kaldığını görüyorsunuz. O vakit dolduğunda portal kapandı diyor. Yani aslında bu bir portal gibi çalışıyor. Ben şu an başka bir yere gidiyorum. İstediğim zaman bunu aktif edip E'nin gittiği yere teleport olabiliyor. Evet, ultiye gelince ulti de Yoru'nun farklı bir boyuta geçtiği bir skill. Bu boyuta geçtiği zaman hem hızlanıyor hem de hasar almaz bir forma geçiyor. Bu forma geçtiğimiz zaman karşı takım bizi göremiyor. Fakat şöyle bir ayrıntı var bunda da, ultiyi açtığınızda etrafınızda bir halka çıkıyor. Bu halkanın içine girmedikleri zaman göremiyorlar. Fakat girdikleri zaman sizi görebiliyorlar. Ama hala herhangi bir şekilde hasar almıyorsunuz. Evet, şimdi size ultinin animasyon iptalinden bahsedeceğim. Çünkü siz mesela buraya elinizi bıraktınız diyelim. Ulti ile gitmek istiyorsunuz adamların arasında, info alacaksınız. Ulti ile girdiniz. Gidiyorsunuz. C-Long'da adamlar var. Siz bunların infosunu aldınız fakat E'ye dönmek istiyorsunuz. E'ye dönmek için önce ultiyi kapatıp sonra E'ye bastığınız zaman fark ettiyseniz o aralık çok uzun. Yani ultinin animasyon iptali bayağı bir süre alıyor. Bu yüzden bunu daha hızlı yapmak için bir yöntem var. Ondan bahsedeceğim size. O da şu. Ultideyken önce E'nize sonra X'e basarsanız iptale, yani teleportu tam ultiyi kapatırken attığı için o animasyon tamamen iptal ediyor. Yani şu şekilde gözüküyor da. Fark ettiyseniz o animasyonu çok daha hızlı yaptım ve adamların önünden bu şekilde çok daha hızlı kaçabilirsiniz. Evet, Yoru'nun teleport skill ile alakalı söylenecek çok fazla şey var. Çünkü hero yapan bu aslında şu anda. Birincisi şu. Yoru'nun teleportu Omen'ın teleportuna çok benziyor. O yüzden siz ne tarafı piklemek istiyorsanız skill'i kullanmadan önce aim'inizi o tarafa çevirmeniz lazım. Mesela yani siz bunu attınız diyelim. Adamlar bu tarafta, arkalarına geçmeyi planlıyorsunuz. Eğer siz bu skill'i kullandığınızda bu tarafa bakıyor olursanız karşıya gittiğinizde de bu tarafa bakıyor olursunuz. O yüzden siz dönene kadar adamlar sizin burada olduğunuzu fark edebilir. O yüzden skill'i kullandıktan sonra nereye bakmak istiyorsanız önce oraya dönün, ondan sonra skill'i kullanın. Evet, normalde Yoru'nun E skill'inin ben ya bir kaçış mekanizması olarak ya da site'lar arasında geçiş olarak kullanılacağını düşünüyorum. Yani en azından ilerleyen zamanlarda böyle olur. Fakat şu an agresif bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü karşı takıma yaptığınız zaman sizin neler yapabileceğinizi çok da bilmiyorlar. Hazır insanlar hero'ya alışmamışken bu tarz agresif oyunlar yapabilirsiniz. Bu tarz agresif oyunlar yaparken de size bir taktik göstereceğim. O da şu. Siz E'nizi mesela site'in arkasına bıraktınız diyelim. Flash zamanlamasını bilirseniz eğer, bu flash zamanlamasını bildiğinizde flash atıp karşı takım körken TP atabilirsiniz. Yani siz o teleport skillinize giderken kör olmamak için. O da şöyle. Diyelim ki ben E'mi bıraktım. Flash'ı attıktan sonra
Flash duvara çarpar çarpmaz içinizden bir yarım saniye geçirip ondan sonra TP atın. Bu sayede hem karşı takım kör oluyor, hem kendinize flash atmış oluyorsunuz, hem de siz kör olmuyorsunuz. O da şu şekilde çalışıyor. Bakın, tam fark ettiyseniz flash patladı, ben TP attım. Bu sayede karşı takım kör oldu, ben olmadım. Yani mantıken pop flash mantığı bu zaten. Bu sayede ben özellikle bind'de bu hareketi yaptığımda tonlarca kill aldım. One enemy remaining. Time to jump. Ve evet, şöyle bir şey var. Bu tarz pozisyonları, yani adamların arkasına ışınlanmanız gereken pozisyonlarda kesinlikle bunu flashsız yapmayın. Çünkü bu yakın yerden, yani yakın mesafeden düşmana gözüküyor. Artı böyle bir metalik bir ses veriyor. Üstüne üstelik siz TP attığınız zaman bunun da sesi geliyor. Yani siz bu TP'yi kullanırken aslında bağırıyorsunuz herkese. Ben bu TP'yi kullanıyorum diye. O yüzden herhangi bir dikkat dağıtıcı unsur olmadan bu skill'i kullanmayın, yoksa çok basit killer verebilirsiniz karşı takıma. Ve evet, aynı şekilde Jett'in dash'i gibi Yorun'un E'sini, teleportunu kullanabiliyorsunuz. Yani bir kill alır almaz E'ye basıp o pozisyondan çıkabiliyorsunuz. Fakat Jett kadar net olmadığı için, Jett kadar hızlı yapamadığı için bunu bu tarz pozisyonlarda ölebilirsiniz de. Evet, E'nin bir kullanım şeklinden daha bahsedeceğim. O da şöyle. Adamlar mesela bir saate giriyor diyelim. Siz onların kontrol ettiği bir noktaya bilerek E bırakırsanız, o noktaya sonradan ışınlanıp adamları şaşırtabilirsiniz. Çünkü onlar zaten site'e girerken hızlı hızlı açılara bakıp ondan sonra site'e geçiyorlar. Yani sizin oradaki E'nizi görmeme ihtimalleri çok yüksek. Bu yüzden mesela Ascent'de A'dasınız. Şu noktaya bir tane E bırakıp site dışına çıktığınızda burada giren kişiler buraya girecek, sağ tarafına bakacak kimse yok ve devam edecekler. Fakat siz bu adamlar site'e girdikten sonra başka bir noktadan oraya ışınlanıp adamları çok fazla şaşırtabilirsiniz. Flash atıyorum. Çok çok fazla. Evet, teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Yoru'yla anlatacaklarım bu kadardı. Fakat video bitmedi. Bundan sonrasında da gün boyu oynadığım maçlardan birkaç tane daha Yoru klibi koydum. Onlardan da artık yaptığım şeylerden, yapılacak şeylerden birkaç tane daha, ne bileyim, trik, taktik çıkarabilirsiniz. Ama konuşma o kadar. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha fazlası için de her zaman biliyorsunuz, abone olmayı unutmayın. Bye. Nowhere to run. Bak şimdi hareket edeceğiz. Ne oldu oğlum bu adama artık? Last player standing. One enemy remaining. Cutting through. Kesin çıktı bu arada, bak izle. Time to jump. Attın eline. Pas. Kaç. Hala tepeyi tarıyorlar. Last player standing. Cutting through.